Adana'dan Kahramanmaraş'ı Şehitler Köprüsü programı kapsamında Adana'daki şehit yakınları Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan'ın başlattığı program kapsamında iki kentten şehit yakınları bir araya geldi. Adana'dan 15 şehit ailesi, Kahramanmaraş'tan 15 şehit yakınıyla tarihi mekanları gezdi. Kahramanmaraş Kalesi ile buradaki Minyatür Kurtuluş Müzesi'ni gezip ilgililerden bilgi alan şehit yakınları, daha sonra tarihi konaklar ile kentin kurtuluşu için ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam'ın türbesini de ziyaret etti. Şehit yakınları daha sonra birlikte yemek yedi. Vali Özkan yemekte yaptığı konuşmada, programla Adana ve Kahramanmaraş'ta yaşayan şehit yakınlarının bir araya getirilip kaynaştırılmasının amaçlandığını söyledi. Bugün bildiğimiz gibi Adana'dan Kahramanmaraş'a Şehitler Köprüsü projesi kapsamında Adana ilimizden şehit yakınlarımızı, şehitlerimizin annelerini, kardeşlerini, bacılarını, yakınlarını yine Kahramanmaraş ilimizdeki şehit ailelerinin hanımefendileri tarafından karşılanarak misafir ediyoruz. Böylesine bir gün bizim açımızda çok mutluluk verici bir gün. Şehitlerin emanetleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Özkan şunları kaydetti. Şehit ailelerimize ne kadar koşturursak, ne kadar hizmet edersek azdır. Memleketin birliği, bütünlüğü noktasında canlarını feda ederek memleketin birliğini, bütünlüğünü sağlayan ailelere müntesip olmak, o ailenin bir ferdi olmak, şehidin annesi olmak, kardeşi olmak olağanüstü derecede gurur kaynağı. Bu hem memleketin birliği, bütünlüğü açısından böyle, hem de medeniyetimiz, inancımız açısından böyle. Ruhan Özkan da bulundukları konum gereği her zaman şehit aileleriyle birlikte olduklarını belirtti. Bizler mesleğimiz gereği devamlı olarak şehit ailelerimizle birlikteyiz, bir aradayız. Onların üzüntülerini paylaşmak için buradayız. Amacımız da komşu illerimiz arasındaki şehit yakınlarımızı bir araya getirmek, onların kaynaşmalarını sağlamak. Beyhan Demirtaş ise şehit ailelerinin birlikte olmak istediklerini fark ettiklerini, bu nedenle programı hazırladıklarını anlattı. Bizler her zaman şehit ailelerimizle bir araya geldiğimizde onların yine kendileri gibi şehit yakınlarıyla birlikte olmak istediklerini fark ettik ve o şekilde bu yola çıktık. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven de bu ülkeyi ve bayrağı kimseye vermeyeceklerini vurguladı. Allah herkesten razı olsun bu ülkemizi, bu bayrağımızı böyle yere atanlara Allah kahri gazap etsin. Gözyaşlarını tutamayan Ergüven, tek isteğinin oğlunun katillerinin asılması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanıma da söylüyorum, yavrumun katilini assın, asarsa yüreğim soyar. Allah hepsinden razı olsun. Hayır, hayır.